İlk sorumuz öğrenci arkadaşların pek sevmediği sorulardan hatta tabiri caizse gıcık sorulardan biri. Hele ki akşam çözünce daha da e, gıcık oluyor. Aslında soruda hiçbir numara yok. Soru tamamen bir tane cümlenin ne demek istediğinin anlaşılmasına dayalı. Sorunun en anlamsız yeri neresidir deseydim. Şurayı derdiniz hocam burası ne alaka derdiniz işte yanıt da burası. Bakalım şimdi soruya 3 kişi var. Soruda soy isim. 3 tane soy isim verilmiş. Uzun, kızıl ve genç şeklinde. 3 tane özellik verilmiş. Uzun boy, kızıl saç ve genç olma özellikleri verilmiş. Ve soy isimleriyle özellikler eşleşmeyecek. Yani bayan uzun, uzun olamaz. Ya da bayan kızıl, kızıl saçlı olamaz şeklinde bir uyarı verilmiş. Devam edelim. Bayan genç ile bayan kızıl yan yana oturmaktadır. İşin içine yer konum da girdi. Ee, ama hangisi hangi tarafta bilmediğimiz için... Şöyle yapıyoruz. Bayan genç... Bayan kızıl bu şekilde olabilir. Ya da bayan kızıl... Bayan genç bu şekilde olabilir. Bayan uzunla ilgili bir bilgimiz yok. Bu tarafta olabilir. Bu tarafta olabilir. Devam edelim. Geldik esas yere. Bayan kızıl genç olan kadının teyzesidir diyor. Yani şuradaki kişi buradaki kişinin teyzesidir. Dolayısıyla şöyle de göstereyim. Bu teyzedir. Bu yeğendir. Aslında burada şu yazıyor. Son cümlede. Direkt yazan şey şu. Bayan kızıl genç değildir yazıyor. Bu soruyu çözen arkadaşlardan bir kısmı bu cümleyi yani şu benim yazdığımı anında görüyor. Bazı arkadaşlar bunu anında görmüyor. İşte orada bazı arkadaşlar için soru çok basit. Yani burada bayan kızıl genç değildir yazıyorsa zaten soracak bir şey de kalmamış demektir. Çok basit oluyor bazı arkadaşlar için. Bazı arkadaşlar da şu öncülü eğer kaçırdıysa bu anlamı yakalayamadıysa artık basit bir soru karmaşaya dönüşebiliyor. Sözel mantık konusunun zaten esprisi en baştan beri söylüyorum cümlede anlam, paragrafta anlam, sözcükte anlam. Yani anlam bilgisi üzerine kurulu. E, bayan kızıl genç değilse e kızıl zaten olamaz. O zaman uzun olacak. Bayan gençe genç özelliği veremiyoruz. Ona da kızıl veririz. Bayan uzuna da sadece bu kalır. Soru bu kadar. Yani sadece şurası soru. Bayan kızıl ortada oturmaktadır soru işareti. Bilmiyorum çünkü bayan uzunun ne tarafta oturduğunu bilmiyoruz. Bayan uzun gençtir. Evet, doğru. Teyze olan kadın uzun boyludur. O da kesinlikle doğru. Yani Bayan Kızıl'dan bahsediyor. Cevap 2 ve 3 E seçeneği olur. İkinci sorumuz ABC adlı kişilerin öğrenci olup olmaması ile ilgili öncülerin verildiği bir soru. Şöyle yapalım. Ben öğrencilere artı olmayanlara eksi işareti kullanarak çözeyim. A ve B adlı kişilerden hiç C'ye bakmayın şu anda A ile B adlı kişilerden en az biri öğrenci değildir. Bu şu demek A ve B'den en az biri öğrenci değilse ikisi de öğrenci olmayabilir. Bu anlama geliyor. Ama ikisini de öğrenci yapamayız. En az biri öğrenci değil demiş çünkü. O yüzden şöyle derim. A öğrenci ise B değil. A öğrenci değilse B öğrenci olabilir. Ya da ikisi de öğrenci olmayabilir. Ama bakın ikisinde artı artı yani öğrenci öğrenci kesinlikle alamam. Bir sonraki öncül. Şimdi C'ye geçtim artık A'yı görmeyeceğiz. Sadece B'ye bakın. Yani bunu hiç görmeyin. Şöyle diyelim. B ve C'den biri öğrenci biri değildir. O zaman şu anlama gelir. B öğrenci değilse C öğrenci. B öğrenci ise C değil. Ya da B öğrenci değilse yine C öğrenci olur. Buna göre cevaplayacağız. İlk seçenek A öğrenci değilse B öğrencidir. Bakın A öğrenci değilse B öğrenci olabilir, olmayabilir. Dolayısıyla bir kesinlik yok. Soru işareti. Arkadaşlardan ikisi öğrenci değildir. Evet, burada doğru. Ama burada yanlış. Soru işareti. Arkadaşın ikisi öğrencidir. Evet. İlk satıra bakarsanız A ve C öğrenci, B öğrenci değil. Ama son satıra bakarsanız az önceki gibi ikisi de öğrenci değil. Soru işareti. A öğrenci değilse C öğrenci değildir. Evet burada doğru ama burada yanlış. Çünkü burada öğrenci. E seçeneği A öğrenci ise kesin olan C'nin de öğrenci olduğu başka da bir olasılık yok. Cevap Edirne olur.